Merhabalar, ben Ersun Duymazlar. Armsa'nın sunduğu Taktikli Kapa hoş geldiniz. Evet, şimdi yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey görüldüğü üzere bu işin duayenlerinden gibi gözüküyor. Bir de kendisinden dinleyelim. Hatta kimlerdensiniz diye soralım sizin zamanınıza göre. Evet. Güngör abinin talebesiyiz diyebiliriz. 20 seneyi aştı, daha fazla oldu. Skitti, şuydu buydu, avcılıktı. Skit, güzel. Sizin seveceğiniz bir yer var burada. Hep inşallah plakları kaçırmayız bakalım. İşin içindeyiz. Çok seviyoruz, ediyoruz. Eksik olmasınlar. Böyle bir şeye de çağırdılar, organizasyona da. Burada olmak çok güzel. İnşallah güzel, keyifli bir gün geçireceğiz. Parkuru gördünüz, ne diyorsunuz? Benim kalbim dayanır parkura diyor musunuz? İnşallah. İnşallah. Yaparım diyorsunuz yani. İnşallah, bakalım. Peki silahlarla ilgili fikriniz var mı? Taktik silah hiç kullandınız mı daha önce? Yok, daha evvel kullanmadım. En fazla kullandığımız işte pompalı, otomatik vesaire. O zaman ikinci parkurda bir pompalı silah var sizin için. Bakalım. Onda bir avantajınız olacak gibi geliyor. İnşallah. Bana. İnşallah. O zaman başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, sıradaki yarışmacımız Ahmet Bey. Görmüş olduğunuz gibi yaşına göre gayet iyi gözüküyor. Hatta kaskı taktıktan sonra biz kendisini Şirin Baba'ya benzettik. Onun için bu yarışmada ona Şirin Baba diyeceğiz. Ama bakalım parkurda nasıl gidecek? Konuştuğumuzda, muhabbet ettiğimizde skitte çok iyi olduğunu söyledi. Bakalım skitte hata yapacak mı? Çünkü bütün yarışmacıların en zorlandığı yerlerden biri birinci parkur skit parkuru oluyor. Bakalım burada Şirin Babamız Şirin'ini yapıp hepsine vurabilecek mi? O zaman Şirin Baba için gelsin. Ne diyoruz? Yarış başlasın! Hadi Şirin Baba, hadi. Şirin Baba birazcık karıştı. Evet. Normal. Normal. Ben o yaşta acaba o kadar koşabilecek miyim, evet. Merak ediyorum yani. Evet, her yerde mavi zaten. Şirin Baba'ya uygun yani. Şirinler, evet, için uygun bir, evet, yer olmuş oldu. Bodrum'dan geldi sabah uçağıyla. Vallahi tebrik ederiz kendisine. Bodrum'da atıcılık kulübü var mı hocam? Bilemiyorum. Evet. Ah be, Şirin Baba yapmayacaktım bunu. Birinciyi kaçırdı. İkinciyi de kaçırdı. İkinciyi de devam ediyor. Sorun yok, evet. Şeyden, seyircilerden kötü tezahürat geliyor. Evet, niçin öyle yapıyorlar ya? Evet. Biraz doldurma yavaş, evet, alışık, evet, değil çünkü. Abi böyle tabii, taktik silahları. Ya zaten konuştuk az önce, genelde kırmayla skit çalışıyoruz falan demişti kendisi de. Evet, buraya kadar halletti şimdilik. Bakalım ne yapacak. Şimdiye kadar burada vurmayan yarışma çıkmadı değil mi hocam? Hepsini vurdular diye hatırlıyorum. Evet, evet. Evet, çok iyi. Güzel. Fual yok şu ana kadar şeyde. Bastır Şirin Baba. Evet, Şirin Baba buraya kadar attı şeyleri gerçekten. Hadi bakalım, bir son bir şey kaldı. Evet, tamamdır. Hemen koşuyorsunuz. Evet, emniyeti takıp unutmuyoruz. Kovanın içine atıyoruz. Ama kuralları hepsinden daha iyi uydu vallahi. Kurallara uyuyor ama. Ha gayret. Evet, çok güzel. Bravo. 94.08. 94.08. Merhabalar. Şimdi İhsan Bey'le beraberiz. İhsan Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Benim adım İhsan Kale. Avcı geçmişim var. Avcısınız? Evet. Biraz da atıcılığa merak sardık. Ama skit işlerin, var mı? Skit var mı? Skit var. Fakat işlerin yoğunluğu dolayısıyla gerekli vakti ayıramıyoruz. Şimdi kullanacağımız tüfekler avcılık ve atıcılık tüfekleri gibi değil. Biliyorsunuz değil mi yani? Çok fakat, güzel. Fakat tabii. Bir taktikal silah veyahut da bir pompalı silah bu kadar sevimli hale getirilebilir. Yani şöyle söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Parkur düzeni. Evet, ben de onu diyecektim. Gördüğünüz gibi, evet, çok çok keyifli, çok güzel. Bu amaç için yapılmış herhalde bu tüfekler. Tabii. Peki ne diyorsunuz, parkurda başarılı olurum diyor musunuz? Elimizden geleni yapacağız. Dostlarımızı çünkü kırmadık, geldik. Az önce Şirin Baba vardı. Evet. Şirin Baba'yı seyrettiniz mi bilmiyorum siz. Evet. Yani Şirin Baba, skitçiyim ben dedi, bir tane bile vuramadı. Olabilir. Atıcılıkta bunlar yaşanıyor. Atıcılıkta olur diyorsunuz. Tabii yani. Tabii. Avcılıkta ve atıcılıkta her zaman olur. Iskalamak vazgeçilmezdir. Ama tutku haline gelirse sıkıntı olur. Evet. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere parkurda. Çok sağ olun.
Evet, sırada şimdi İhsan Bey var. İhsan Bey'le az önce konuştuk. Eskilerden olduğunu söyledi. Skit'te iddialı olduğunu söyledi. Az önceki Şirin Baba gibi ama bilemiyoruz ne olacak bakalım. Onun için şu anda ne diyoruz? İhsan Bey için yarış başlasın! İhsan Bey atladı resmen hamakta, uçtu yani. İhsan sabah Anadolu Kavağı'ndan geldi. Vallahi gidiyor avcılıktan. Avcılıktan, domuz kovalamaktan. Bak, alışkın diyorsunuz. Alışkın. Silahı şu an güzel, gayet iyi. Gayet rahat gördüm kendisini ama. Evet. Evet rahat gördüm, evet. Gayet rahat. Doldurdu. Evet, doldurdu şimdi. Bakalım skitte başarı olacak. İnşallah olur, yüzlükleri çıkarmaz. Birinciyi kaçırdı. Evet, kaçırdı. İkinci. Bu da vuramadı hocam. Vuramadı. Vuramadı. Devam ediyor. Bunlar... Hocam skitte iddialı olanların hepsi bugün patladı. Bunlar müsabaka heyecanı, böyle silah kullanmıyorlar ya. Tahmin ediyorum onlar. Bunları kurşunla vuracak adam bunlar. Ama diyorsunuz müsabaka heyecanıyla, koşmayla, moşmayla falan. Avda falan son derece başarılı insanlar. Hocam avda bu kadar koşuyorlar mı peki? Bu kadar koşmuyorlardı belki. Yok, o da. Yok, gerektiği yerde daha hızlı koşuyorsun ama hepimizde yaş var. Onun için diyorsunuz. Doğru, burada genç adam göremedim. Evet. Adam bu parkurda zaten gözümüz kara hocam. Hiç bakmıyoruz, hepsini vuruyorlar zaten. Sorun olmuyor. Ama bak dikkat edersen bel açıları değiştiriyor. Evet, evet, değişiyor. Evet. Kurvar ona göre kurulu. Evet, zorlanıyorlar bayağı orada. Bayağı bir eğilmeleri lazım. Göbek varsa daha zor oluyor herhalde, evet. Değil mi? Göbek varsa zorlanıyorlar. Burada çok yavaş gidiyor bak. Çok ama temkinli gidiyor. Tane tane. Emin olmaya başlıyor. Mesela ben olsam burada aynı evet, işte aralıktan atardım. Avcılıkla bu parkur arasındaki fark bu olsa gerek. Evet. Hayır, koymak lazım oraya. Evet. Şimdi eli kaldır. Evet. Güzel. 91-94. Hocam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, ikinci parkurda şimdi namı değer Şirin Baba yarışacak. Şirin Baba ilk parkurda bayağı bir koşmuştu. Çünkü diğer ava giden arkadaşları şunu söylediler bana arada. Dediler ki ilk defa kendisini bu kadar çok koşarken görüyoruz dediler. Av da onu böyle koşturamayız dediler. Biz de dedik ki demek ki Şirin Baba parkuru çok sevmiş. Bakalım yeni parkurumuzu sevecek mi ve ne şirinlikler yapacak merak ediyoruz. Onun için ne diyoruz? Şirin Baba için yarış başlasın! Evet. Çok Ahmet, güzel. Aldı. Ahmet azılı, azılı var. Azılı önünü kapat. Koş 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 koş. Patikadan koş önünü. Bu koş koş Hakan koş. Koş. Desteğiyle... Var, varıyor, varıyor. Koş önüne. Kendisi evet. Koş önüne. Kadar geldi. İyi geldi buraya kadar. Yaşına rağmen gayet başarılı bir tempo sergiledi. Aslında doldurması gayet hızlı. Gayet hızlı. Evet, çok hızlı doldurdu. Pek gerçekten. Bakalım pompaladığı unutacak mı? Pompalıyı herkes... unutmaz evet. O. Evet. Pompalıyı eski unutmaz. Toprak diyorsun yani Hakan abi. Vay çok güzel. Evet biraz acele etti. Hedeflerde olsun, şey yaptı ama olsun. Çok şey yok. Süresi gayet iyi gidiyor. Doldur 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 doldur. Sol elle atacağını evet. Söyledin değil mi? Yine hızlı doldurdu. Çok güzel. Ters ele aldı şimdi. Biraz zorlandı ters ele almakta. Demek ki tabii eski tecrübeler var. Hep, evet güzel. Birincisini vurdu. Pompalama yine unuttu. Evet güzel. Vuruyor. Evet vurdu. İkinciyi de sahil vurdu. Sahil al pompala. Pompa pompa. Evet pompa. Evet. Tekelle. Sahil şimdi. Tekel. Sahil tekel. Tekel. Tekel evet. Tekelle evet. Tekel evet. Evet. Vurdu hedefi. Pompa. Evet biraz sert pompa yapmak gerekiyor. Tekel olunca da unutuyorlar. Tekel. 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 Evet vurdu. İkinci hedefi de çok vakit kaybetti tekel. Burada. Tek ayak. Çok, tek ayak. Tek ayak. Tek ayak. Tek ayak. Tek evet. Ayak. Güzel. Dengesi bozuldu ama neyse denge kurtardı. Denge bozuldu. Son hedefi de vurursa, evet vurdu, tamam, hemen koşuyor şeye doğru, hemen koşuyor, tamam. Evet hemen koşuyor, emniyeti alıyor, emniyeti alınca bitiyor, evet. Bravo! Şirin Baba bitirdi. Kendi de arkadan sesleniyor Ahmet'in, bunları da çok hızlı atmaya başladı. Evet, çok güzel vurdu. Bunda hiç, yok, sıfır, hiç kaybı yok. Sıfır hata, evet. Bunda 2 galiba değil mi? Yok 3. Bunda biraz sol alt durdurmuş. Eksi evet. 3 kayıp eksi puanı üç, var. Evet. Burada da eksi 3 var galiba sol hocam. Sol üst atmış. Eksi 3'ü de burada bu var. Bu hızdan kaynaklanan bir şey olsa gerek acele. Gereksiz. Ama gerçek bir hedef olsaydı bu hepsi hedefte hocam hepsi bence. Hedefte. Hepsi hedefte bence. Bu da sıfır hocam. Evet. Sağlamıyla. Evet bence de öyle evet.
Bu tamam. Sen bana bir okuyabilirsen. İlk hedef okey hocam. 0. Alayım ben. Siz devam edin. İlk evet. hedef tamamdır. İkinci hedef -3. Evet. Üçüncü hedef -3. Evet. Dördüncü hedef full hocam. Hepsini vurmuş. O zaman hocam sıradaki yarışmacıyı alalım. Alalım. Bakalım o neler yapacak. Sıradaki yarışmacı gelsin. Tamam. Evet, ikinci parkurumuzun şu andaki yarışmacısı İhsan Bey. İhsan Bey ilk parkurda skitle biraz problem yaşadı. Hep karavana geçti ama bu parkurda daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu parkurda tabii ki pompalı tüfek olduğu için yani tüfeğimiz RS-X3. Bu tüfek biraz pompalı ve yarışmacılara sorun yaşatıyor. Çünkü alışkın olmadıkları bir tarzda bir atış şekli veriyor onlara. Tabii taktik silahlarda bu gayet doğal. Bakalım şimdi İhsan Bey bu parkurda neler yapacak? Onun için ne diyoruz? İhsan Bey için yarış başlasın! Evet İhsan Bey gayet emin adımlarla ilerlemeye başladı. Tüfeği aldı. İhsan gidiyor. Dört tane domuz açtı. Tepeden evet, iniyor. Eğildi. Güzel bir hareket. Önünü kapat. Dört domuz tepeden iniyor. Geçti. İniyor. Evet, sorunsuz geçtikten sonra geriye geldi. Tüfeği doldur. Geliyorlar. Ya. Geliyorlar. Hepsi bakalım geliyor. Fişekleri ne kadar hızlı dolduracak. Evet fişekleri gayet hızlı doldurdu gerçekten. Gayet tecrübeli bir eller var kendisi öyle gördük. Evet. Bakalım pompada neler yapacak. Pompalamayı unutma. Evet emniyeti açamadı. Emniyeti açamadı. Evet, emniyeti şimdi açtı. Evet, burada bir puan kendisine ekler mi hocam bilmiyorum zamanını. Evet, güzel. Pompala. Dışarıda bir kısmı. Evet, hepsi içeride hocam burada. Hepsi içeride. Burada da hepsi içeride. Evet, burada hepsi içeride. Pompala. Evet, şimdi yeniden dolduracak. Hocam ilk atış hariç hepsi güzel gözüküyor. Evet, ne diyorsunuz evet, buradan? Evet. Biz buradan iyi gördük ama gidince puanlandırma orada evet, yaparız zaten. Evet. Ama gayet hızlı dolduruyor ben evet, fark ettim. Evet, evet, hızlı bakalım sol elde ne yapacak? Sol ele geldiği zaman neler yapacak merak ettim şimdi. Sol elle. Evet burada biraz problem yaşayacağız. Bakın şimdi pompalamayı unutuyordu hocam sol elde. Pompala. Evet unutmadı evet güzel. Evet. Pompala. 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 Tek elle evet. Güzel onda pompala. Vurdu. Yine pompalı unuttular hocam. Tek elde iki kere pompala. Tek ayak. Tek ayak. Tek ayak. Evet, tek ayak. Kalsın ayak. Hocam tek pompala. Tek ayak yaptı. Fark ettiniz mi? Evet, tek tek ayak yaptı. Eksi puan evet, yok. Güzel. Pompala sarıyı koy içine. Hemen sarıyı koyuyor. Evet. Çekin geri. Çekin. Çekin. Çekin geri. Evet. Koydunuz. Hemen bırakın. Süper. Harika. Hocam tebrik ederiz. Çok güzel bir yarışma oldu. Hocam iki burada dışarıda görüyorum ben ama. Eksi iki dışarıda var. Eksi iki evet. Pardon. Eksi iki. Evet. Saniye dışarıda hocam, var. Burada yok herhalde bir şey. Burası burada, temiz. Mükemmel. Çok güzel. Bu da mükemmel gibi hocam. Bu da çizgiyi almış. Bu da mükemmel. Çizgiyi buradan yırtmış bak. Bu olur mu hocam? Kamera yakından baksın mı? Baksın baksın. Çizgiyi almış o. Bak patlak burası. Burası patlak diyorsunuz. Bu patlak, sayılır diyorsunuz sayılır. Yani tamam. Bu da tamamdır hocam. O zaman bu da tamam hocam. Bu da tamam. O zaman mükemmel atışlar. Atışlar mükemmel. Mükemmel. Atışlar mükemmel. Eksi ikisi var. Eksi ikisi var. Hemen düşelim hocam onunla şimdi. Var. Eksi ikisini. Kaçıncı hedefte? Birinci hedefte eksi iki. Eksi tamamdır. İki. Şuna bir daha emin olmak için bakalım. Isırmış. Bak. Bak ısırıyor siyah. Görüyorsun. Hocam takdir sizin. Siyah ısırıyor. Siyah ısırıyor. Ya siyah hafiften dokunmuş diyorsunuz. Tamam, kabul ediyoruz diyorsunuz. Kabul ediyoruz. Tamam. Atıcıdan yana olmak lazım. Tamam. O zaman puanımız ne oldu hocam? Onu bir hesaplayalım şimdi. 2 puan düştü. 107.93 eksi 2 artı eklersek bunu. Artı 2 109.93. Evet, Ahmet Bey şu anda 3. parkura girmek üzere. Yani namı değer Şirin Baba. Şirin Babamız diğer parkurlarda gayet iyiydi. Kendi yaşına, kilosuna göre gayet iyi performans sergiledi. İlk parkurda 96 saniyelik bir
performans sergiledi. İkincisinde 151 yaptı. Ufak tefek hataları oldu. Ama bu parkur onun için daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Çünkü Şirin Baba burada Şirin'le yapacaktır. Muhtemelen bütün hedefleri vuracaktır. Ve biz de onun için ne diyoruz? Şirin Baba oyun başlasın! Evet, gayet iyi gitti. Yine her zaman gibi Şirin Baba emin adımlarla ilerliyor. Şarjörünü taktı gayet güzel bir şekilde. Kendine emin, hiç sorunsuz vaziyette devam ediyor. Evet, ilk hedefi vuramadı ne yazık ki. İkinci hedefe bakalım, çökerek atıyor. Onu vuracağını düşünüyoruz. Onu da vuramadı. Eyvah Şirin Baba, ne yaptın bize? Hayal kırıklığına uğrattın bizi Şirin Baba. Beklenmeyen bir şeyler yapıyor. Evet, Şirin Baba beklenmedik şeyler yaptı. İki hedef vurdu. Bir tane kırmızı da vuramadı. Evet, devam ediyor. Devam ediyor. Çok puan kaybetti burada Şirin Baba ne yazık ki. Ahmet çok puan kaybetti. Bak şimdi kutuyu açmaya çalışıyor. Kutu biraz zor açılıyor. Evet. Şirin Baba açıyor şimdi kutuyu. Evet, heyecanla var biraz gördüğümüz kadarıyla. Evet, şimdi şarjörü taktı. Domuzlar hedeflere devam etmeye başladı. Evet, atıyor şimdi. Güzel bir atış. Güzel bir atış daha. Evet, bu atış çok daha iyiydi. Burada kurtarabilir belki puanları. Burada iyi atışlar yaparsa puanları kurtaracak gibi gözüküyor. Evet, son bir atışı daha kaldı. Evet, onu da bitirdi. Hemen içine sarıyı takacak. Yarışı bitirecek. Süresi gayet iyi. Fakat puanlar biraz düşecek. At abi içine kutunun. At. Tamam, bırak. Bırak. Evet, tamamdır. 70 saniye gibi sürede bitirdi. Evet. 70-44. Hocam yani Şirin Baba bizi üzdü ya. Vallahi yaşına göre 70 yani saniye. Süresi çok iyi ama yani 44 saniyedir. Aldığı cezalar çok arttıracak puanını. Çok da iyi bir domuz avcısıdır. Evet. Ama burada çok ceza puanı aldı. Evet, evet. Herhalde çok garanti gördü. Hiç bakmadı göz önüne, vur attı. Hayır, diyorsun yani. Hayır, kafasını kundaktan kaldırdı. Çünkü bütün mermileri gördüm. 30-35 cm üstüne vurdu. Çok üzüldüm burada ya. Burada ne yaptı? Çok kaybı var. Burada bir tane onu var. Onu var burada görüyorum. Bir tane 9'u var. Bir tane 9'u var burada gördük. Evet. Diğerine bakalım hocam burada ne var? Bir tane soldan başlarsak 6'sı var. 6 mı hocam? 6 var evet. 6 var. 7 var. 7 evet. Bir 10 daha var hocam burada. 4'dür, bir de 10'u var. Tüfek inanılmaz çalışıyor, farkında mısın? Sudan alıyorlar. Evet, evet. Çamurlu suyun içinde ot parçaları da var. Tüfek inanılmaz çalışıyor. Bak oradaki şeylerin kaçırma sebebi kafasını kesinlikle garanti diye üst kaldırdı. Burada dikkatli özellik evet, baktı. Evet, evet. Bütün mermiler neredeyse merkez vurdu. Merkezde evet. Tüfek de gayet sağlıklı çalışıyor. Ama sorun burada. Biraz heyecan da var. Yarışmanın heyecanı var. Tabii doğrudur hocam. Alışık değiller böyle bir tüfeğe. Neyse, bakalım diğer yarışmacımız gelsin evet, şimdi. Evet. İhsan Bey 1. ve 2. parkuru tamamladı ve 3. parkura geldi. 3. parkurda RSS 1 tüfeğiyle yarışacak. 1. parkurda skitlerdekileri atışlarını kaçırdı ama diğerlerinin hepsini bitirdi. Şu anda 3. parkurda da bu tüfekle daha iyi yarışacağını düşünüyoruz. Ve onun için ne diyoruz? İhsan Bey için yarış başlasın! Kırmızıya dikkatli adım. Evet, İhsan Bey aldı. Emin bir şekilde gitti. Şarjörünü taktı, kurma kolunu çekti, hedefe hazır. İnşallah vuracak kutuyu. Evet, iyi güzel bir atış yaptı ve evet çok güzel bir kutuyu vurdu. İkinci atışını yapıyor. Hedefe nişan aldı, evet onu vurdu. Biraz yavaş davranıyor yalnız çok hedef nişan almak için. Biraz zaman kaybedebilir vuruşlardan sonra. Evet, güzel. Hepsini vurduktan sonra devam ediyor. Şarjörünü attı ve evet devam ediyor yukarı doğru. Ve şimdi kutuya geldi. Kutuyu açıp içinden neyi çıkartacak? Şarjörü çıkartacak ve şarjörü takacak. Evet, kutuyu çıkarttı, şarjörü taktı, domuz hedefleri başladı. Şimdi hedefleri atış yapacak. Birinci atışını yapıyor, yaptı çok güzel. Acele etti, ikinci atışı da yaptı. Şimdi üç atışı daha kaldı. Üç atışını daha yapacak. Birini yaptı, iki atışı kaldı. Bir atışı kaldı, evet. Bir tane daha var, evet onu atacak. Ve iyi bir atış yaparsa iyi puan olacak burada, öyle gözüküyor. Çok iyi, evet. Yaklaşık 9 civarında görüyorum atışları. Ve evet, mandalı taktıktan sonra tamam bırakıyor. Evet, bitti. Çok güzel. 64-90. İhsan Bey çok iyi. Süre çok iyi. Hocam kutuyu parçaladı gördüğüm kadarıyla. İyi bir atış oldu. Ama çok durdu sanki. Yani bir tereddüt vardı. İyi durayım, nişan alayım mı dedi. Ne dedi? Olmak istedi. İhsan evet. Aslında namı değer kavaklı İhsan deriz. Biz tanımıyoruz, evet tabii. Emin olmak istedi. Burada emin şekilde
Tek tek vurdu ama biraz zaman yaptı. Kaybetti bu arada. O da nereden oluyor? Sudan silahı aldığı için bence su tanecikleri gözüne yüzüne geliyor. Müsabık arkadaşlar ondan alışkın da değiller. Alışkın değiller tabii. Silah çalışıyor insanlar çalışmıyor silah hocam. Silah çalışıyor insanlar çalışmıyor. Evet, evet. Sudan çıkıyor, çamurlu sudan çıkan silah mükemmel çalıştı. Bütün hedefleri vurdu. Bir hareketli hedeflere bakalım. Hareketli hedeflere gidelim. Hocam soldan başlarsak dokuz. Buradan 9 var hocam ilk şeyde. Üstte bir tane 6 var. Üstte bir tane 6 var hocam. 2 tane buradan altı vuruş var. Yapmış. Bakalım diğer 3'ünü diğer hedefe saklamış. Orada ne yapmış bakalım hocam. Hocam 8 diyorum. 8 o 9'u ısırmamış. Bu da 8 galiba hocam. 8 2 tane 8 var hocam burada. 7'nin ucu 8 ısırmış. 8 9. 9 evet. 8 ve 9. 2 8 1 9 var hocam burada. 8 ve 9. Evet. 74-93 ile bitirdi. Bayağı başarılı. Evet gayet iyi hocam. Bugün yarışmacıların hepsi başarılı gibi geliyor bana. Silahlarda sorun çıkmıyor. Evet. Fakat burada heyecandan hızlı bir hedef zannediyorlar. Evet o hızlı gibi davranıyorlar. Güzel gidiyor hedefler. Bir de hocam şimdi zaman kazanmaya çalışıyor. Hedefler gidip gelirken orada kimse, yavaş gidiyor ya. Kimseye ben antrenman imkanı vermedim. Doğru. İlk defa ellerini aldılar. Bunlar çalışsalar burada hep devamlı 9-10 görürüz. Doğru. Devamlı doğru, çıkar. Evet. Çünkü usta arkadaşlar. Hiçbiri boş adam değil bunların çünkü. Boş adam demeyeyim arkadaşım. Usta insanlar. Usta avcılar. O zaman hocam diğer yarışmacıya bakalım ne olacak. Teşekkürler sağ olun. Evet şimdi Ahmet Bey'le beraberiz. Yani ne diyeyim artık Şirin Baba'yla beraberiz. Ya biz kendisini çok sevdik. Çok iyi bir yarışmacı. Çok güzel yarıştı. Yaşına rağmen hiçbir parkurda bana mısın demedi. Hatta kötü yorumlar vardı hakkında. Hiç biz bunu öyle koşarken görmedik dedi. Ona rağmen koştu yani sağ olsun. Şimdi ona soracağız. Nasıl geçti sizce parkurlar? Nedir ne değildir? İlk defa böyle bir şey yaşadığım için ilk parkurdan sonra da söylemiştim. Çok keyifli. Çok keyifli. Bir hareket getiriyor. Bir dinamizm getiriyor. Ben bunun başarılı olacağına inanıyorum. Bu arada tüfekler hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Çünkü ilk defa böyle taktik silah kullandım diyebilirim. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Dolayısıyla güzel bir keyif oldu. Yani şimdi diğer parkurda RS-3 tüfekle atış ettiniz. Pompalıyla biraz ters geldi sağ sol olayında galiba. Hayır o ondan değil. Bu pampta bir şey var. İleriye hareket kendine gidiyor değil mi? Evet, ona alışık olmadığım ama için. Ama güzel bir şey aslında yani hiç uğraşmıyorsunuz. Olabilir. Olabilir. Alışma ama o hedeflerde de gayet iyi vurmuşsunuz. Yani hemen hemen bakıyorum parkurda o hedefi sizden iyi vuran kimse yok. Olabilir. Sadece 6 ceza puanıyla oraya bitirmişsiniz ki 2 hedefte hata yok yani. Hedef tam ortasına toplanmış bütün. Bu parkurda biraz zorlandınız galiba. Burada zorlanmadım tam tersi. Çok kolay geldiği için kafamı kaldırıp seyrediyordum. Seyrederken baktın ki hedefleri vuramamışım. aynen. Onu atıcı zarbidir. Kafa kalktı mı kaçar. Peki diğer yarışmacılar için ne diyebilirsiniz? Çok keyifliydi. Çoğuyla daha evvelden tanışıklığımız var. Avdan olsun, atıştan olsun. Dolayısıyla çok keyifli bir gün geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yine çarşak gelirsiniz ama. Seve. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yolcu ediyoruz burada. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet İhsan Bey parkurları bitirdik. Derecelerimiz az çok belli oldu. Birinci parkurda skitte çok başarılı olamadık. Evet. Evet, ikinci parkurda pompalı tüfekle biraz problem yaşadık galiba. Ama skor fena skor değil. Skor fena değil. Evet, yani iyi vurdunuz yani. Bir -2 puanla bitirmişsiniz gayet çok güzel. Benim için çok güzel. Evet. Bu parkurda hiç fena değil. Üçüncü parkurda hiç fena değil. Bayağı keyifli gayet geçti. Güzel. Peki ne düşünüyorsunuz silahlar hakkında, parkur hakkında fikirlerinizi alalım. Şimdi bu programı seyreden bütün arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Bir olay yani bir etkinlik bu kadar güzelleşebilir. Bir parkur bu kadar güzel yerleştirilebilir. Tactical silahlar bu kadar güzel kullanılabilir. İmkanımız olsa da bu tactical parklarını, poligonlarını çoğaltabilsek. Çok güzel konuşuyorsun. Ondan sonra emeğe geçen bütün dostlara, arkadaşlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yarışmacılara bir şey notunuz var mı? Ben sizi geçtim, yendim. Şimdi hepinizi harcadım gibi bir şey diyorsunuz. Şöyle bir puanlara bakarsak fena şöyle bir şey. Şöyle bir şey vardır bizde. Ya hep dostuz, dostluk kazansın deriz ama içimizde de böyle inceden bir yarışma şeyi vardır. Evet. Onun için gerçekten bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiniz. Çok keyif aldık. O zaman biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde çok güzel gün geçirdik. Tekrarlarını diliyoruz ama bu poligonların çoğalmasını başka programda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
Evet, Tactical Cup'ta bir bölüm daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.